أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, bugün hadislerle ahlak dersimizin 23. dersini işlemekteyiz. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan, bizim için ispatul vücud olan, hem ümmet hem millet olarak ispatul vücud olan ezanı ders etmiştik. Ezan geçtiğimiz sohbette ne derece ifade ettiğini, nasıl teşekkül ettiğini ve müezzinde olması gereken şartları ifade etmiştik. Değerli kardeşlerim, ezan şu ana üç imani prensibi içermektedir. Ezan şu ana üç prensibi içermektedir. Biri tevhid, ikincisi risalet, üçüncüsü ibadet. Malumunuz, ezanı okurken Allahu Ekber diyoruz. Allah'ın tevhidini, vahdetini itiraf bazında müezzin herkesi tevhide çağırıyor. Allah'ın birliğine çağırıyor. Ve bunu ikrarla ve ısrarla 4 sefer söylüyor. Bilahare ezanın sonunda son uyarıyı yapıyor ve la ilahe illallah'la da bitiriyor. Yani bir şerh mahiyetinde Allahu Ekber, yani la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hiçbir şeyi kendinize ilah edinmeyin. Kendinize büyük kabul etmeyin. Hiçbir şeyi. Nefsinizden bütün dünyevi makam ve servete kadar. Onun için üç ana prensip, ana esas olan birincisi tevhid, ikincisi risalet ki şehadettir. Şehadet, neye şehadet? Eşhedü en la ilahe illallah, İnanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. O Allahu Ekber'in aynı zamanda yine de teyidi, tevhidi ve ispatıdır. Lakin burada sadece Allah'tan başka ilah olmadığı inancı yanında aynı zamanda Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ifade ediliyor. Sadece Allah'a inanın, Allah'ın tek varlığına inanın. Veyahut da sadece Allah'ın tek varlığına inanıyorum. Olmaz. Yanı sıra İnşirah suresinde ifade edildiği gibi ve rafa'na leke zikrek. Ey Muhammed,
biz senin şanını yücelttik, seni anmayla yücelttik, seni ismimin yanında andık. Bu nedenle bizim bu noktada dikkatli bir şekilde dikkat etmemiz gereken nedir burada? Tevhid, kendi başına la ilahe illallah demenin yanı sıra Muhammedur Resulullah olması gerekiyor. İkisi tevhiddir. Yalnız birisiyle iktifa etmek olmaz. İman olmamıştır. Onun için tevhidle beraber risalet. Ezan neyi ifade ediyordu? İkinci prensip olarak ana prensip risalet. Yani Hazreti Muhammed Mustafa'ya şehadet. Onun getirdiği vahya iman etmek. Kur'an'a iman etmek. Kur'an'ı nasıl yaşadığına iman etmek. Kur'an'ı nasıl yaşattığına da iman etmek. Onun için لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa'da sizin için güzel örnekler vardır. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah Resulü size neye vermişse onu edinin, yaşayın. Sizi neden sakındırmışsa ondan sakının. Müezzin ona çağırıyor. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Evet. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Şimdi bak, hem tevhidi ifade ettik Allah'tan başka ilah olmadığına, ama bu ilahı bana, Allah'tan başka ilah olmadığını bana haber veren kim? Bana ibraz ettiren kim? Ben bunu kiminle öğrendim? Kendi kendime mi öğrendim? Müezzin hayır diyor. Sen bunu kendi kendine öğrenmedin. Sana haber veriyorum ki Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmenin şartlarını ve gereğini Hazreti Muhammed Mustafa bize haber verdi. Muhammedur Resulullah, çünkü onun elçisidir, habercisidir. Bütün insanlık alemine gönderilmiş. Onun için müezzinin bir ezan okunması böyle basitseyip gitmek olmaz. Onun günde 5 vakit çağrısında bu 3 temel esas vardır. Ana esas vardır. Ana prensip vardır. Biri tevhid. Hemen kulağına vereceksin. Allah'tan başka ilah olmadığını ihbar ediyor. Sakın ha kalbinde başka ilahları taşıma. Sakın boyun eğme nefsine. Makama, şöhrete, servete. Dikkat et. Ve şuna iman et ki bunu sana haber veren Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve üçüncü temel prensip, ana prensip ibadettir. Bak sen kulsun. Eyahsebul insanu en yutraka suda. İnsanlar kendilerini başıboş mu zannediyor? Sen kendini başıboş mu zannediyorsun? Seni namaza çağırıyorum, ibadete çağırıyorum. Seni yaradana karşı secde etmeni, ruku etmeni, ona şükretmeni, ona hamd etmeni. Bunu haber veren kim? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Bize ibadeti de haber veren o. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Siz de öyle kılın. Onun için değerli kardeşlerim, bizim ezan şuurumuz iman şuurudur. O nedenle ezanı Arapçanın dışında da
kabullenmek mümkün değildir. Eyyime-i Arba'a hepsi ezanın Arapça okunması, Kur'an'la özdeşleşmesi, Kur'an'ın ruhuyla aynı denklemde olması ve Kur'an'ı ve Risaleti çağrıştırmalı. İbadetin ruhunu çağrıştırmalı. O nedenle ezan oynanılacak değildir. Bir milletin, ümmetin varlığı ezanladır. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi ve şanı ezanda yüceltilmiştir. Yani tevhidle beraber risalet. Burayı iyi dinleyin. Günlük müezzin bize diyor ki, bak şu ana temel esasla ey ümmet, siz zorunlusunuz. Bunun şakası makası yok. Bunu boşa veremezsiniz. Bir, Allah'ın birliğine, vahdetine inanacaksınız ve iman edeceksiniz. Allah'tan başka ilah olmadığına iman edeceksiniz. İki, Hazreti Muhammed Mustafa'nın onun peygamberi olduğu, onun resulü olduğu, onun elçisi olduğuna iman edeceksiniz. Üç, Hazreti Muhammed Mustafa'nın Kur'an'dan size aktardığı ne şekilde bir ibadet türü varsa onu yaşayacaksınız. Onu bireysel yaşayacaksınız. Ailevi yaşayacaksınız. Sosyal hayatınızda yaşayacaksınız ve idarenizde yaşayacaksınız. Ve müezzin bunu 5 vakit bize uyarı veriyor. Böyle. Ezan budur. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ezan içerisinde bize yüceltilmiş, şanı yüceltilmiş en büyük bir şahsiyettir. Nitekim وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, muhakkak ki biz seni, şanını yücelttik, adını yücelttik. Senden bahs edilmeyi süreklilik haline getirdik. Ki seni bilsinler. Kim? Ümmetin. رَوَى أَبُوْ سَعِدِ الْخُدْرِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتَانِ جِبْرِيلِ. Ebu Sa'id el-Hudri sahabeden radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan şunu rivayet ediyor. Efendimiz buyurdular ki etani Cibril, bana Cibril geldi aleyhisselam. Fekale inne rabbi ve rabbeke, dedi ki benim Rabbim ve senin Rabbim. Yekulu, der ki tedri keyfe rafa'tu zikrake, der ki Muhammed, der ki sen biliyor musun ki nasıl senin şanını yücelttim ey Muhammed. Yani etedri, senin şanını, senin ismini, senin zikrini, senin anılmanı nasıl yücelttiğimi bilir misin ey Muhammed? Kale kultu, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duyuyor bunu. Bana Allah Teala dedi ki ey Muhammed, tedri keyfe rafa'tu zikreke, bilir misin ki senin şanını nasıl yücelttim? Cibril aleyhisselama efendim bunu soruyor. Kale kultu Allahu ve Resuluhu a'lem, dedim ki Allah ve Resulü biliyor. Kale idâ zükirtu, dedi ki ben anıldığımda zükirte ma'i, sen de benim hemen adımın arkasında anılıyorsun. Evet, etani Cibril, bana Cibril geldi. فَقَالَ اِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ, muhakkak ki senin Rabbin ve benim Rabbim diyor ki تَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ, bilir misin ey Muhammed senin şanını nasıl yücelttim? قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمْ, dedim ki Allah ve Resulü daha iyi biliyor Hazreti Muhammed Mustafa'nın şanını nasıl yücelttiğini. قَالَ اِذَا ذُكِرْتُ, ben anıldığı zaman ذُكِرْتَ مَعِيَّ, sen de benimle beraber zikir ediliyorsun. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da bir önceki derslerimizde biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan ayrı bir şekilde anılmadığını söyledik. Birçok dersler yaptık. Yani Allah lafzının yanında sürekli Resul lafzı gelmiştir.
Peygamber lafzı gelmiştir. Nasıl ki ezanda eşhedü en la ilahe illallah ve hemen akabinde eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aynen. Onun için atiullaha ve Resul. Mesela ayet-i kerimede Allah'a itaat edin ve Hazreti Muhammed Mustafa'ya da itaat edin. Onsuz olmaz. Aminu billahi ve Resulihi. Allah'a ve Resulüne iman ederiz. Men yuti'ir Resul'e fakat ata Allah. Kim Allah'a, kim Resulullah'a itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna ala'n-nebi ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Muhakkak ki Allah ve melekleri Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat getiriyorlar, dua ediyorlar, onu anıyorlar, onun zikrini yüceltiyorlar. Ey iman edenler, sizler de yapın. İşte değerli kardeşlerim, bu noktada Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın adı, şanı ezanda yüceltilmiştir ve bütün ümmete ihbar edilmiştir. Eşhedü en la ilahe illallah'ın yanında eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve bu ikinci ana prensipti. Yani birincisi ibadetti ki, birincisi tevhiddi ki Allah'ın birliğine çağrıydı. İkincisi risalet, Hazreti Muhammed Mustafa'nın şanının yüceltiğinin efendim işareti. Üçüncüsü de hayye alessalâh, ibadet. Hayye alessalâh, ibadet. Hayye alel felâh, ibadet. Kurtuluşa gelin. Hem sosyal hayatta ve hem de ibadette. Kurtuluşa gelin. Cami kurtuluşun merkezidir. Ve aynı zamanda harcıdır, mayasıdır. Kurtuluşun harcı, mayası camilerdir. Onun için camiler boşaltıldı. Ki ümmet dağılsın. Ki ümmet bozulsun. Dağıtıldı. O nedenle üçüncü prensip olarak da ibadet. Sen kulsun. Sahibini bileceksin ve beş vakit onun huzuruna çıkaracaksın. As-salatu mi'racul mu'min. Namaz mu'minin mi'racıdır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam nasıl mi'raca çıktı? Ve ona orada hediye edildi. As-salatu mi'racul mu'min. Namaz mu'minin mi'racıdır. Ve beş vakit mümin namazda Allah'ın huzuruna çıkıyor. Allah'la konuşuyor. Allah'a vaat ediyor, söz veriyor. Fatiha suresiyle ona teslim oluyor. Zam-ı surelerle ona teslim oluyor. Secde ve ruku ona hiçbir ilah kabul etmediğini ikrar ediyor. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğini ikrar ediyor. İyyâke ne'budu. Sana kulluk ederiz. İyyâke nesta'in. Sadece senden yardım ediniriz. İbrazı namazda. Onun için ibadet. Üçüncü ayak, üçüncü ana prensip ibadet. O zaman ezanın bize vermiş olduğu ruh nedir? Esas da kulluktur. Allah'a kul olma. Ve onun dediğinde çıkmama. Değerli kardeşlerim, ezan bizim için çok önemlidir. Nitekim biz ezanı anarken aynı zamanda ne yaparız? Ezan akabinde bir dua okuruz. Nedir o dua? Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salâtı l-kâime âti seyyidenâ Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem el-vesîlete vel-fadîle ve'd-derâcete r-rafî'ate l-âliye ve'b'ashu mekâmen mahmûden el-lezî ve'd inneke lâ tuhliful mi'âd. Şimdi bu duayı okuruz, ezber okuruz. Bu duanın ne maksadı olduğunu biliyor muyuz? İşte biz bu kadar farsak farsak zorunlu olarak yaşama zorunluluğu içinde olduğumuz ibadetlerimizden uzağız. Anlamıyoruz. Bilmiyoruz. Hepimiz bilenler dahi gözleri görüyorsa kalbi görmüyor. Gözleri görüyorsa dahi kalbi görmüyor. İdrak etmiyor. Ne demek istiyor? Nedir? Ezan nedir? Onun için bu dua Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam en Cabir radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir, Hazreti Cabir radıyallahu anh
Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan rivayetle. Men kâle hîne yesme'un nidâ. Her kim ezanı işittiğinden, ki biz önceki dersimizde tekrarla ifade edilmesi, semi'ne ve ata'na ufranake rabbena ve ileykel masir, en azında bunu söylemeyle ezana iştirak etme ve ondan sonra ezanı, tekbirlerin tekrarı, şehadetin tekrarı, hayye alel salâ ve hayye alel felâhte de la havle ve la kuvvete illa billah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah dedikten sonra bu duayı okuruz. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmmeti. Şimdi burada buradaki manayı bilelim. Allahümme, ey Allah'ım, Rabbe hâzihi da'veti tâmme. Ey bu da've-i tâmmenin sahibi. Da've-i tâmme nedir burada? Tevhid, risalet, ibadet. Ey bu çağrıyı bize zorunlu kılan Rabbim, ey bizi tevhide çağıran, ey bizi risalete çağıran, ey bizi ibadete çağıran, evet, ki ibadetten ve salat-ı kaime, şu anda kılacağımız namaza bizi davet eden Allah'ım, ey tevhide ve şu anda kılacağımız ibadete bizi çağıran Allah'ım, ati Muhammeden, Muhammed'e ver. Üçüncü risalet sahibi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ver. Neyi ver? El vesilete vel fadile. Şimdi vesile, el vesile hiye el menziletu fil cenne. Vesile cennette bir makamdır. Cennete bir makamdır. Nitekim bu makam hiçbir peygambere verilmemiştir. Bu makam sadece Hazreti Muhammed Mustafa'ya verilmiştir. Aleyhissalatu vesselam. An Enes radıyallahu anh, anen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Enes, Hazreti Enes radıyallahu anh vesileyi anlatıyor. Hani biz o duada el vesilete vel fadilete diyoruz ya, bu vesile hangi makamdır? Biz bakının nasıl karlı bir ümmetiz, ne kadar da değerli bir ümmetiz, ne kadar da şanslı bir ümmetiz de bu duaya mazhar olmuşuz. İzkâre yevmul kıyâme, kıyamet günü olduğu zaman, mâ cennâsu ba'duhum ilâ ba'dî. İnsanlar birbirlerine karşı böyle dalgalana dalgalana gidiyorlar. Dalgalana dalgalana. İnsanlar mahşere doğru gidiyor. Ve bir dalga dalga, birbirlerine değe değe. Evet. Feyyetûne Adem. Nereye gidiyorlar bu insanlar mevce mevç? Böyle dalga dalga Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Yani biz burada sahipsiz kaldık. Bizi burada sahipsiz bırakma. Bir öncü, bir rehber lazım bize. Allah'a bizi istiğfar edecek, bize dua edecek, bizi kurtaracak, bize şefaat edecek birisi lazım. Ve öylece feyyetune Adem. Önce kendi babaları Adem'e gidiyorlar. Feyyekul ve lehu اَتَشْفَعُ لِزُرِّيَتِكَ. Ey Adem, sen kendi yavrularına, kendi çocuklarına şefaat edecek misin? Bak baba ve peygamber. اَتَشْفَعُ لِزُرِّيَتِكَ. Ey Adem, sen kendi çocuklarına şefaat edecek misin bizi? Yani kurtaracak mısın? Bak ne haldeyiz. Kıyamet farklı bir sahne. Allahu Teala kolaylaştırsın sizlere de bizlere de inşallah. فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا. Diyor ki ben bu işin ehli değilim. Bu görev bana verilmedi, bu makam bana verilmedi. Size şefaat etme makamı bana verilmedi. Adem diyor. Ve lekum aleykum bi İbrahim. Siz İbrahim'e gidin. Ve böylece İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. Ve İbrahim de hatta ile en ye'tu İsa diye buyuruyor hadiste. İsa'ya kadar bütün peygamberlere geliyorlar. Hepsi feyekulûne lestu lehâ. Hepsi diyorlar ki biz bu işin ehli değiliz. Size şefaat yetkisi bize verilmedi. Yani el vesile makamı budur işte. El vesile makamı bize verilmedi. Peki kimdir bu? Evet. Velâkin aleykum bi Muhammedin. Hemen siz Muhammed Mustafa'ya gidin aleyhissalâtu vesselâm.
Kıyamette vesilenin sahibi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bütün insanlığın şefaatçisi olacak. Hem kendi ümmetinin hem de bütün insanlığın şefaatçisi olacak. Düşünebiliyor musunuz? Onun için biz ezandan sonra Ati Muhammeden el vesilet ediyoruz. Ya Rab şu vesile sıfatını Hazreti Muhammed Mustafa'ya ver. Evet. Bi Muhammedin fe utiye. Ve o insanlar Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın yanına giderler. Fekale ene leha. Evet. Allah Teala bana bu nimeti verdi. Size şefaat etme efendim yetkisini, şerefini bana verdi diye ifade eder. Ve kad kâle Allahu Teala muhataben ki ayet-i kerimede de evet esa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Umulur ki Allah, burada umulur ki kat'i mahiyettedir. Bizim karşılığı Türkçe umulur ki ama kesin mahiyette bilmiş ol ey Muhammed, Rabbin sana makamı mahmuda verir. Makamı mahmuda verir. Onun için makamı mahmud ve fadilet ve vesile bunlar farklı bir taleptir Hazreti Muhammed Mustafa için. Makam-ı Mahmud. Değerli kardeşlerim, o nedenle Efendim aleyhissalatu vesselam bu makam-ı Mahmud'la bütün insanlığa fayda veriyor ve bütün insanlığa şefaat ediyor. Nitekim bu makam-ı Mahmud'un yanı sıra el-vesileyi biraz önce ifade ettik. An Abdullah bin Amr kâle sallallahu aleyhi ve sellem selullaha li el-vesilete. Bana vesileyi dileyiniz. Vesileyi talep ediniz. Fe innaha menziletun fil cenne. Muhakkak ki vesile cennette bir makamdır. Evet. La tenbeği illa li abdin min ibadillah. Yani dilenilmez ancak bir Allah'ın kullarından bir kul için istenilir. Evet. Ve arzu en ekuna ene. Umulur ki o da ben olayım. O vesilenin sahibi ben olayım. Hemen se'ele liyel vesilete hallet lehu şefa'a. Kim benim için vesileyi dilerse Allah benim şefaatimi ona vacip kılar. Onun için değerli kardeşlerim, makam-ı Mahmud vesile ve fazile. Fazilet de Efendimizin bütün yaratılanlardan en üstün olmasını talep etmektir. Ve bütün bunlardan sonra da inneke la tuhliful miat. Ya Rabbi makam-ı Mahmud'un vaadinde sen sözünde durarsın. Hazreti Muhammed Mustafa'ya bu makamları ver. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa'ya bu makamların verilmesiyle bizler kazanıyoruz. Bizler kazançlı çıkıyoruz. O nedenle tamamlıyoruz. Ezan üç ana prensiple tevhid, risalet ve ibadete çağrı mahiyetiyle bizim için çok önemli. İçerdiği mana ve mefhumuyla, duasıyla da Hazreti Muhammed Mustafa'ya istenilen makam mahiyetiyle çok önemli ve biz ümmet olarak da buna layık görülmüşsek, bu ezana layık görülmüşsek, bu Hazreti Muhammed Mustafa'nın el vesile, el fadile, makam-ı Mahmud sıfatlarına layık görülmüşsek ne kadar şanslıyız. Onu da bilmemiz gerekir. Ona ne yazık ki ibadetlerimiz şu anda, namazlarımız ciddi şekilde sekteye uğramış. Neslimizden kalkmış, ailemizden kalkmış, çevremizden kalkmış. Değerli kardeşlerim, onun için ne yaparsak yapalım, makam-ı Mahmud'u Hazreti Muhammed Mustafa için talep etme ve onu muhakkak ama muhakkak elde edilmesini sağlamamız gerekir. Aksi halde biz zarar ederiz. Değerli kardeşlerim, müezzin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam müezzini tarif ediyor. Müezzin çok farklıdır. Benim rahmetli babam, bütün ölmüşlerine de Allah rahmet etsin, kendisi de ehlullah'tı. Hakikaten ehlullah'tı. Vallahi reisi cumhur olmanızdansa müezzin olmanızı istiyorum derdi bize. Çünkü 5 vakit zorunlu dahi olsa namazını cemaatla kılıyor diyordu. Reisi cumhur olmanızdansa müezzin olmanızı istiyorum. Çünkü zorunlu dahi olsa 5 vakit namazını cemaatla kılıyor diyordu. Yani o kadar basa basa söylüyordu. Elhamdülillah da Allahu Teala onun duasını kabul etti.
Değerli kardeşlerim, el imamu damin demiştik. İmam nedir? Ümmetin garantisidir, ibadetin garantisidir. Vel müezzin mu'temen, müezzin de nedir? Ümmetin sigortasıdır demiştik. Ezan okunmadı mı? Bitiyor değil mi? Ezansız ya Rab, bu toprakları ezansız bırakma ya Rab. Ezansız toprakları da ezana çevir ya Rab. Onun için dikkat ederseniz ordunun birinci görevi nedir? Ezanı susturmamaktır. Çünkü millet ezanla vardır. Toprak ezanla vardır. Nitekim Azerbaycan'da elhamdülillah Ermenileri ellerinde ahıra dönüştürülmüş. Camiler bugün ezanla. Ne mükemmel bir şeref. Ya Rab bunu Endelus'a nasip et. Bunu Kudsa, Endelus yani İspanya İslam ülkesiydi. Nitekim Balkanlarda nitekim birçok ülkeler şu anda. Önce ezan okunuyordu, şu anda ezan yok. Endelus İspanya'ya dönüştü. Kudüs, ya Rab ezanları geri çevir. Onun için ümmet kaybediyor. Değerli kardeşlerim, ümmetin sigortası müezzindir. Onun için dua ediyor Allah Resulü müezzin için. Vaghfir, Allahümme gfir lil müezzinin. Ya Rab diyor, müezzinleri affet diyor Allah Teala. Dan talep, kimin talebi? Hazreti Muhammed Mustafa'nın talebi. Ya Rab, müezzinleri affet diyor. Niye? Çünkü öyle bir görev yapıyorlar ki onunla toprak var, onunla millet var, onunla vatan var, onunla millet var. O olmadı mı? Ne vatan var, ne millet var. O nedenle değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en muaviyete, tabi imamlar için de dua ediyor. Orada söyleyeyim, Allahümme erşidil e'imme. Ya Rab, imamları da irşatlarını daim et. Hizmetlerini daim et. Mihrabı boşaltma, minberi boşaltma, kürsüyü boşaltma. Efendimizin duası. Allahümme erşidil e'imme vaghfir lil müezzinin. İmamlarının irşatlarını daim et ve müezzinleri de affet. Allah Teala dualarımızı kabul etsin. Bütün müezzinlerimiz için, bütün müezzin kardeşlerimiz için, bütün imamlarımız için. Aman ha onları aşağı görmeyelim. Aman ha İslam'ın şiarlarıdırlar. Onlara saygılı olalım. Onları sevelim. Onların geldiği yerlerde bizim onlara saygıyla, hürmetle. Çünkü 5 sefer irşad ediyor. İnsanları İslam'a çağırıyor. O 3 ana esasa çağırıyor. Tevhide çağırıyor. Peygamber'e risalata çağırıyor ve ibadete çağırıyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en Muaviye radıyallahu anh kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine de Muaviye'den rivayette Hazreti Muhammed Mustafa'dan aleyhissalatu vesselam'dan şöyle işittiğini ifade eder. El müezzinun atvalun nas anakan yevmel kıyameti. El müezzinun, müezzinler atvalun nas, insanların en uzunlarıdırlar. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Çünkü kıyamet gününde rivayet edilir ki değerli kardeşlerim, güneş sadece bir karıştır. Bir karış. Ve insanlar, Allah-u Teala sizleri ve bizleri muhafaza etsin, hissettirmesin. Ehli salih hissetmezler, salih amel sahibi hissetmezler, bilmezler. Allah onlara hissettirmiyor. Ama diğerleri eriyip eriyip tekrar eski hallerini alıyorlar. O güneş altında. İşte diyor, müezzinler diyor, insanların hepsini çağırdıkları o zaman diyor, hepsinden uzundur diyor. Hepsinden uzundur müezzinler. Değerli kardeşlerim, atvalun nas anakan yevmel kıyame. Kıyamet gününde en uzun insanlar böyle tecelli ederler kıyamet gününde. An Ebi Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Hureyre radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayetle. Lev ya'lemun nas, eğer insanlar bilmiş olsaydı ma fi'n nida ve's saf'il evvel. Şu ezanın ecrini bilselerdi ve ilk saftan namaza kavuşmanın ecrini bilselerdi, ne güzel söylüyor. Eğer müezzinin ecri nedir onu bilselerdi ve aynı zamanda camide ilk safta gelip yara yara gelme değil, işini terk ederek öncelik verip vaktinde gelip oturma, yoksa böyle cemaati yara yara dur ben ilk safa gideyim de bu ecri alayım, o olmaz. O izah var orada. Orada rahatsız etmek var, orada hakka geçmek var, birilerini üzmek var. Onun için o değil. İlk saf demek yani işini gücünü bırakacak,
Evleviyet, öncelik neye verecek? İbadete verecek. Evet. Sümme lem yezidu illa en yestehimu aleyhi. Yani eğer o ecri elde etmek için kura çekilmesi gerekirse le istehemmu. Ne yapacaklardı? Kura çekecekti. Onun ecrini elde etmek için, yani gelmişler kurayla gitsin artık. Hepsi aynı anda gelmişler. Hepsi aynı anda ezan okumak istiyor. Kura çekelim de hangimize ezan düşüyorsa o ezan okusun. Müezzinlik yapmak gerekiyorsa o yapsın. Hangimiz birinci safa gitmesi gerekiyorsa o. Sümme lem yecidu. Eğer bunu elde etmezlerse illa en yestehimu aleyhi. Onun üzerine ancak kura çekmeyle olsa la istehemmu. Kura çekeceklerdi. Değerli kardeşlerim, Allah için biz ibadetlerimize taviz vermeyelim. Evet. Ve son olarak şu hadisi irad edeyim. Bir çobandan bahsediyor. Bakınız, bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevelim, sözlerini sevelim, dinlemeyi sevelim. Zamanınızı inşallah buradaki harcamanız sizin için berekettir, berekette dönecektir. Ve an Akabete bin Amir'in kâle semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine de sahabe Akabe bin Amir radıyallahu anh diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyur, işittim. Yekulu, der ki ya'cubu rabbukum min ra'i ganemin. Allah Teala ganem, bir koyun çobanına garipsiyor koyun çobanını. Neyine? Haline. Şu haline. Fi ra'si şadiyyetin. Bir dağın yamacında, bir kayanın yamacında, bir cebelin, bir dağ. Yu'ezzin bis sala ve yusalli. Namaz için ezan okur ve namaz kılar. Evet. Ya bu da ya'cebu rabbukum. Rabbiniz garipsiyor. Hoşuna gidiyor yani. Rabbinizin çok hoşuna gidiyor. Ne hoşuna gidiyor? Mirrahi. Şu çoban ki ganemin. Koyun gidiyor. Firas-ı şadiyyetin. Bir yamaçta, bir dağda. Kendi başına. Ancak o ne yapıyor? Yu'ezzin. Vakit girdi, ezan okuyor. Bir salatı kılacağı namaz için. Ve yusalli ve hemen akabinde namaz kılıyor. Feyekulullahu azze ve cel. Allah Teala der ki Unzur ila abdi. Şu kuluma bakın ya. Kendi başına, dağda. Kendi başına, bir yamaçta, bir ovada. Ve ila abdi hada. Şu kula bakın. Yu'ezzin ve yukim. Ezan okuyor ve kamet ediyor. Neye kamet ediyor? Es-salata. Namaza kamet ediyor. Yani namaza kalkıyor. Niye? Tek başına. Kimse onu görmüyor. Kimse onun namaz kılıp kılmadığını da sorgulamıyor. Yekafu minni. O ancak benden korkuyor. Beni biliyor. Biliyor ki ben onu seyrediyorum. O kendi başına değildir. O kendi başına değildir. Kulluk etmesi gerekiyor. Kul olması gerekiyor. Ve gafertu li abdi. Ben onun bütün günahlarını affettim. Ve edhaltuhu'l cenne. Ve onu cennetine koydum. Değerli kardeşlerim, gelin, Allahu Teala bu kadar nimetler bize bahşetmiş. Ezanıyla, kametiyle, camisiyle, namazıyla bizi affetme ve cennetine koyma fırsatı varken elimizin tersiyle itelemeyelim. Nefes bu kalıptayken, bu kafesteyken tövbe imkanı vardır. Tövbe edelim, istiğfar edelim. Neslimizi camilere alıştıralım. Cemaate alıştıralım. Camilerimizi dolduralım. Müezzin ezan okunduğunda pür dikkat dinleyelim. Tesbihtir. Allahu Teala sizlere ve bizlere dinlemeyi nasip etsin. Ve tabi olmayı nasip etsin. İbadetlerimizi kabul etsin. Dualarımızı kabul etsin. Neslimizi ıslah etsin. Ve Allah hepinizden razı olsun. Her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim etsin. Ve Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Ekulu kavli hâzâ ve estagfirullâhe liye ve lekum ve ufavvidu emri ilallah. إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وروح صلاتنا الكرام الفاتحة